Dün söylemezsem olmazın ortaya çıkardığı aşk görüntüleri verilen isimlerle çarpıtılmaya çalışılsa da biz gerçeğin peşini bırakmadık ve dedim ki bu konu burada kalsın. Aynen bu el hareketiyle Fikri takiple biz bu işe yarın devam edelim. Gerekirse plakayı bulalım, gerekirse aynen kişiyi bulalım. Eğer isim yanlışsa ki Arto canlı yayında birebir Caz Can düzeltti ama yanlışsa da düzeltelim. Biz doğrusunu, de çünkü benim dediğim gibi zaten önemli olan Caz Can'ı görmüştük. Aşk haberiydi. Ve doğrusunu 2020 da izleyiciye yine verelim dedik. Nur Fettahoğlu bir açıklama yaptı. Biz taraflara ulaştık. Hatta ismini verdiğimiz kişi bize ulaşmadı, biz ona ulaştık. Evet, ki çok güzel bir konuşma gerçekleşti. Aynen. Birazdan VTR'de hepsini olsun izleyeceğiz. Lütfen dikkatlice izleyin. Yapılacak olan oyuna inanamayacaksınız. Buyurun. Dün söylemezsem olmazın ortaya çıkardığı haber gündeme bomba gibi düştü. Muhteşem Yüzyıl'ın Mahi Devran'ın Nur Fettahoğlu sır gibi sakladığı sevgilisiyle kameralarımıza yakalandı. Fettahoğlu'nun evli iş adamıyla birlikte olduğu iddia edilirken gizemli sevgilinin kim olduğu çok geçmeden ortaya çıktı. Peki Fettahoğlu'nun yanındaki isim için kim, neden masum bir iş adamının ismini verdi? Olaylı gecenin perde arkasında neler yaşandı? İşte detaylar. Geçtiğimiz yıl bir kızının babası 8 yıl evli olduğu eşinden boşanan oyuncu Nur Fettahoğlu bir süredir özel hayatını gözlerden uzak sürdürüyordu. Ta ki dün geceye kadar. Muhabirimiz Mustafa Ağdağ ve kameramanımız Abdurrahim Tunar Etiler'de bir mekanda ünlü oyuncu ve evli bir iş adamının birlikte yemek yediği istihbaratını aldı. Soluksuz kovalamaca başladı. Işıklarda gördük. Çektiğimizde yüzünü kapattı. Şu anda da kaçıyorlar bizden. Karşıya kadar geldik. Mekandan ayrıldıktan sonra görüntülendiklerini anlayan ikili arkadaşlarımızı atlatmaya çalıştı. Ünlü oyuncu ve gizli sevgilisi trafik ışıklarına takıldı. Fettahoğlu ve sevgilisi dudak dudağa görüntülendi. O görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Herkes gizemli sevgilinin kim olduğunu merak etti. Muhabir ve kameraman arkadaşımızın aktardığına göre o isim çok ünlü bir oteller zincirinin sahibi Hasan Ali Ceylan isimli iş adamıydı. Gerçek başka çıktı. Mekanın valisi Metin isimli şahsın muhabirimize o kişinin Hasan Ali Ceylan olduğunu iddia etmesine karşın yayınımızda görüntülerdeki kişinin adı geçen iş adamı olmadığı kanaati dile getirildi. Yayınımızın ardından yapımcımız Bilal Özbilge önce bir tekzip yazısı yayınlayarak kamuoyunu aydınlattı. Düzeltme yazısında bahsi geçen iş insanının Hasan Ali Ceylan olmadığı şu sözlerle dile getirildi. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda 10.01.2023 tarihli yayında Nur Fettahoğlu'yla Hasan Ali Ceylan'ın akşam yemek yediği ve mekandan ayrıldıktan sonra dudak dudağa yakalandığı haberi yayınlanmıştır. Canlı yayın sırasında avukat Nail Gönen tarafından görüntülerdeki kişinin Hasan Ali Ceylan olmadığı yönünde bilgi verilmiştir. Gelen bu bilgiden sonra düzeltme yapılması zaruriyeti doğmuştur. Görüntülerin geç saatlerde çekilmiş olması, haber ekibimize verilen bilgiler görüntülerdeki kişinin Hasan Ali Ceylan olduğu yönünde teyit edilmiş olması sebebiyle ekrana hem görüntüsü hem de ismi bu şekilde yansımıştır. Canlı yayın esnasında da görüntülerdeki kişinin Hasan Ali Ceylan olmadığı yönünde bilgi verilip bu yanlış düzeltilmiştir. Hasan Ali Ceylan'ın kendisinde ve ailesinde oluşacak mağduriyetin giderilmesi için açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Saygılarımla Söylemezsem Olmaz yapımcısı Bilal Özbilge. Ses getiren yayınımızın ardından Nur Fettahoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu aşkını ilan etti. Açıklamasında günün erken saatlerinden beri çıkan haberler beni derinden üzmüştür. Haber kanalında benimle bahsi geçen kişiyi tanımadığımı ve kendisiyle bir tanışıklığımın olmadığını belirtmek isterim. Kıymet verdiğim sakin ve huzurlu bir ilişkim olduğu doğrudur. Her şeyden önce bir kız annesi olarak kendi ailemin ve değer verdiğim kişinin ailesinin mahremini korumak zorundayım.
zorundayım. İki yetişkin bekar olarak yaşadığımız ilişkinin hiç içinde olmak istemediğim duruma çekilmesinden dolayı rahatsızlık ve şaşkınlık içerisindeyim diyerek aşkı doğrularken ismin yanlış olduğunun altını çizdi. Gizli sevgilinin kim olduğunu söylemezsem olmaz ortaya çıkardı. Dün Fettahol'un yanındaki ismin Hasan Ali Ceylan olduğunu iddia eden Vale Metin, muhabir arkadaşımızın haberden sonra teyit amaçlı yeniden sorduğu isim için bu sefer Ömer diye bir iş adamı diyerek cevap verdi. Tüm görüntüler, tüm bilgiler titizlikle araştırıldı. O gece oyuncu ve sevgilisinin kullandığı aracın Nedim Sülyak isimli bir iş insanının üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. İki oğlu bulunan Nedim Sülyak'ın oğullarından birinin adının Ömer olmasıysa dikkatlerden kaçmadı. Fettahoğlu'nun ismini vermediği sevgilisinin Ömer Sülyak olduğunu kanıtlayacak bir diğer bilgi ise ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirini takip etmesi oldu. Peş peşe yaşanan bu gelişmelerin ardından akıllarda kalansa o soru oldu. O gece, o mekanda bile olmayan masum bir iş adamının ismini kim, neden verdi? Şimdi söylemezsem olmaz da. Her şerde bir hayır vardı dedik ya, titizlikle saklıyordu Nur Fettahoğlu ama tabii ki Ömer Bey'i bulmak yine bize nasip oldu. Öncelikle şu Hasan Ali Ceylan Ali kısmına, Hasan mı? Hasan Ali. Hasan Ali Ceylan kısmında bize verilen isim istihbaratımıza. Adam ailesiyle gayet mutlu ve İstanbul'da o gece bulunmayan bir adam. Gidip Vale'ye bunu sorduğumuzda Vale'deki öyle görevlisi Metin Bey, ismini de özellikle veriyoruz, özellikle bu ismi söylüyor. Çok ilginç değil mi Arto? Tabii ki ilginç. Belki de hedef şaşırtmak için. Bunun nedenini birazdan söyleyeceğim. Gidiyorsun ve diyorsun ki bakın emin misiniz? Biz görüntüleri aldık ama kim olduğunu yazmamız lazım. Evet evet eminiz Hasan Ali Ceylan. Şimdi biz tabii ne yaptık? Vale'ye aradık. Dedik ki Metin Bey, biz Vale'ye ulaştık. Neden böyle bir şey söylediniz? Neden? Bu konuyla ilgili size daha fazla detay veremem dedi Metin Bey. Peki biz içeride daha kim vardır diye, bu acaba neden yapılmıştır diye sorduğumuzda asla bu kişinin ismini vermeyeceğim. Ama bakın Hasan Ali Ceylan ismindeki beyefendinin otelleri var ve otel Antalya'da. Bunu aklımızda tutalım. Evet. İçeride başka bir iş adamı ve otel sahibi var ki o da Antalya'da çok iyi bir otelin sahibiyken elinden alınan, oteli elinden alınan adam. Bizim de aklımıza bizim de aklımıza acaba bu bağlantıyı o içeride otelde oteli elinden alınan adam yapmış olabilir mi geliyor. Bunu ayrı araştıracağız. Bunu Hasan Ali Bey'e ayrı servis edeceğiz. Bu başka. Ondan ve ailesinden çok özür diliyoruz. Yani bu kesinlikle yani adamcağız evinde karısıylayken. Ama bu yapımcımız ismin zaten son derece naif. Zaten sen hemen, de hemen düzelttin aynen, ama hemen. yine de söyleyelim. Ve yapımcımız çok güzel bir tekzip yayınlamış. Yürekten de tebrik edelim. Hiç kimse istemedi bu arada böyle bir tekzibi. Bu arada evet biz kendimiz Bilal Bey'in istedik. Kendi, bu bir yasal tekzip değil. Onlar aynen. Bize yollamadı. Bilal Özbilge kendisine tekzip yazdı. Aynen kendi kibarlığıyla derhal. O da bir bravo. Aile babası olduğu için hemen yaptı. Bravo. Tebrik ediyoruz valla. Hasan Ali Ceylan ailesinden özür diliyoruz. Şimdi bak bambaşka konuya geçtik onu. Şimdi dedik ki tamam bize böyle bir yalan söylendi. Biz de Metin'in oyununa geldik. Metin seni de yazdık. Ama elimizde kapı gibi araba var. Kapı gibi plaka var. Ne yaptık? Tabii ki. Plakayı araştırdık. Aynen öyle. Plakayı araştırdığımızda. Çünkü biz oradaki tabii ki valenin valeye güvenerek. Çünkü daha önce de bir sürü çalışmalar olunca. Yani her zaman doğru bilgiler alındığı için. Birkaç kere sorularak teyit edildi. Dolayısıyla da bu da doğru olarak verildi. Plakayı araştırdığımızda karşımıza aynen. Çıkan isim Nedim Sülyak oldu. Aynen. Fakat valeye biz ikinci kez sorduk. Bakın beyefendi. Hasan Ali Bey'i yaktınız. Şimdi bize gerçeği söylemek durumundasınız dediğimizde bize Ömer isimli bir iş adamı dedi. Ha arabada Nedim Sulyak'tı. O zaman Ömer Sulyaklar araştırıldı. Bir baktık Nedim Sulyak'ın gerçekten Ömer Sulyak isminde bir oğlu var. Ve Ömer Sulyak da hanımefendiyi takipleşiyor. Yani sizin titizlikle sakladığınız ilişki maalesef yanlış bir anlaşılmış. Yani burada, gerçekleri. Gerçi burada bu ufak bir detay. Çünkü biz aslında 2023'ün büyük bir aşkı olarak bir iş adamıyla
bir ünlü oyuncunun, bir aktrisin aslında aşkını verdik. İlk 2023'e. O da bir detaydı. Güzel, güzel oldu. Önemli olan şu, ikisinin de bekar olduğunun altını çiziyor olması Nurfettin Boğulu. Evet, ama ben zannedersem iki tarafta boşanmış diye tahmin ediyorum. Evet. Ve yani aslında evlilik de var ama boşanılmış bir evlilik var. Çocuklar var her iki tarafında. Nur Hanım tabii ki sevgili avukatının da Nail'in de dediği gibi bir daha yeni başlayan güzel bir ilişki. Birbirlerini tanıyorlar ve çocuklara zarar gelmesin diye izole tutmaya çalışılan bir ilişki. Fakat tabii ki Mustafa bizim yakalıyor. Ondan kaçmaz biliyorsun. Biliyorsun Burcu Esmer Soy'u da yine bizim ekibimiz yakaladı. Kimleri? Yani kimleri yakaladı? Titizlikle saklıyorlar. Evet güzel ama magazinin de işi bu. Evet. Saklamaya ve izoleye devam ama çok güzel ilişkiler diliyoruz. Neden? Çünkü iki tarafında bekar olduğunu, herhangi bir engel olmadığını biliyoruz. Ya tabii şimdi bu haber çıkınca akıllara tabii yani Nur Fettahoğlu'nun tabii geçmişteki maalesef yaptığı bir hata, yani inşallah bundan ders almıştır ve bir daha böyle bir şey yapmazdır bizim aklımıza getirdi. Bizim endişemiz o yüzden evli bir adamla mı beraber demiştik. Hayır, o geçmişte yaptığı bir hataydı. Şimdi gayet tertemiz bir ilişki yaşıyor ve böyle bir şeyin olmadığının altını çiziyor Nur Fettahoğlu ve Ömer Sulyak'a. Mutluluklar diliyoruz. Söylemezsem olmazın. Gelecekte özel haberi. Gelecekte inşallah görüntüleriz. Yine. Mutlulukla da bu onu arada, yayınlarız. Dün söylediğimin de altını çizeyim. Bekar bir adamın bekar bir kadını öpmesi, sevmesi, koklaması, tabii sevginin en güzel hali, bu konuyla alakalı da kimse bir şey. Çünkü altta da yorumlar yapmışlar. Ay trafikte öp. Ne ya? Allah Allah ya. Trafikte öpme, yolda öpme, orada öpme. Ne yapacağım? İçimde mi kalsın? Öpmeyeyim de rafa mı saklayayım adamı? Peki. Devam ediyoruz. Şimdi.